şu an. Evet, değerli basın mensuplarımız, değerli yönetim kurulu üyelerimiz ve çok değerli hemşehrilerimiz, hepiniz Çesi adımızın düzenlenmiş olduğu iftarımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık, afiyet olsun. Takviye yapabiliriz. Hala devamı var mutfakta. Böyle doymayan arkadaşlar varsa. Bülent abi sen tamam mısın? Yok ben. Yazdım. Eyvallah. Bayramdan sonra hallederiz. Teşekkür ederiz. Biz tabii Çesiyat olarak yönetimi devraldık. Öncesi, bizim Çesiyat'ımız 16 yıllık bir geçmişi var yaklaşık. Kuruluşundan beri varız. Allah'a şükür işte İbrahim Başkanım olsun, Necati abi olsun. Daha öncesinde bir başkanlık dönemimiz oldu. Sonra ara verdik, yine yönetimindeydik. Sonra tekrar başkanlık nasip oldu. Öncelikle bugün dedik bir Çorum'u ziyaret edelim. İşte valimiz, belediye başkanımız, mecliste grubu olan partili başkanlıklarımız, rektörümüz, başka unuttuğumuz emniyet müdürümüz, Ticaret Sanayi Odası başkanımız. Onları ziyaret ettik. Tabii öncesinde tanıdığımız, bildiğimiz insanlar da vardı. Yeni göreve gelen büyüklerimiz de olmuş. Hepsini ziyaret ettik. Biz tabii Çesiyat olarak öncelikle en çok üzerinde durduğumuz şey öğrenci faaliyetleri oldu. Çorumlu öğrencilere burs veriyoruz İstanbul'da ağırlıklı. Burs vermeyi tabii sadece hesabı havale olarak yapmıyoruz. Öğrencilerimize her ay bir mekanda, genelde belediyelerin tesisleri oluyor bunlar. Orada topluyoruz. Orada kahvaltı yapıyoruz hep birlikte. Kahvaltıdan sonra konuşmacılarımız oluyor. Tabii hemşehrilerimizi de davet ediyoruz. Oradaki bizim kahvaltılarımız 500-600 kişi civarında oluyor genelde. Her kahvaltımız. Konuşmacılarımız oluyor. Öğrencilere böyle faydalı kişileri davet ediyoruz. Sağ olsunlar. Onlar da öğrencilere konuşuyorlar. Öğrenciler kendi aralarında kulüpler kuruyorlar. O kulüplerde bir takım faaliyetler yapıyorlar. Onun dışında mezun öğrencilerimizi topluyoruz. Çünkü şu ana kadar bayağı mezun verdik. Mezunlarla irtibatı hiçbir zaman kopartmadık. Koparmıyoruz da. Onlarla toplantılar yapıyoruz. Mezun öğrencilerle toplantılar yapıyoruz. Ve üniversite son sınıf öğrencileriyle toplantılar yapıyoruz. Onlara gitmek istedikleri, çalışmak istedikleri yerleri soruyoruz. O anlamda destekler oluyoruz son sınıf öğrencilerine. Güzel tarafı mezun öğrencilerimiz dönüş yapmaya başladı, burs vermeye başladı. Şu anda bayağı bir mezun öğrencimiz burs veriyor. Ve ayrıca derneğimizin yönetimine katılan öğrencilerimiz var. Şu anda 6 tane mezun öğrencimiz dernekte yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yapıyorlar. Sağ olsunlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz bu çarkı döndürmeye başladık. Çesiyat çarkı dönmeye başladı. Bundan sonraki süreçte inşallah gençlere devredeceğiz bu işi. Biz de yakından takipçisi olacağız nasip olursa. Bu arada Mayıs'ın 20'sinde bir 3 otobüs Çorum'a gezimiz olacak. İşte bir otobüs öğrencilerimiz olacak, bir otobüs biz olacağız. Bir otobüste Sancaktepe Belediye Başkanımız, Hemşehrimiz Şeyma Hanım İstanbul'da. O da kendi ekibini getirecek. Mayıs'ın 20'si, 21 ve 22'sinde 3 gün bir Çorum gezimiz olacak inşallah nasip olursa. Onun dışında bir Çorum gecemiz olacak. Çorumlar gecesi yapacağız İstanbul'da bütün derneklerimizle birlikte. Burhan Felek Spor Salonu'nda 7000 kişilik bir salon orası. Bir nevi mini Çorum günleri gibi olacak o. Yani bütün belediye, ilçe belediyelerimiz gelecek, stand kuracaklar orada. İl belediyemiz de gelecek, o da stand kuracak. Herkes kendi ilçesini tanıtacak orada. Sonrasında akşamında da konserlerimiz olacak Burhan Felek Spor Salonu'nda. Böyle bir organizasyonumuz var. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bir de Çesiyat Öğrenci Kulübü'nün organize edeceği, tabii bizim de başında olacağımız Enler, Türkiye'nin Enleri diye ödül törenimiz olacak. Burada tabii
sanatçılarımız olacak, gazeteciler, televizyoncular, oyuncular, şarkıcılar, iş adamları, belediye başkanları vesaire bir sürü kategorilerimiz olacak. İşte gazeteler, televizyonlar da olacak bunun içinde. Bunlara ödül vereceğiz nasip olursa. Onun üzerinde de çalışıyoruz şu anda. Onun dışında biz daha önce yapmıştık bunu. Daha öncesinde ilçelere kütüphaneler kurduk. Hatırlarsınız mutlaka. Aranızda hatırlayanlar vardır. İlçenin bir okulu bize bir odasını tahsis ediyordu. Biz o odayı tefriş ettik. İşte kitaplar, bilgisayarlar vesaire. Çesiyat Kütüphanesi kurduk. Bütün ilçelere yaptık yaklaşık. Merkezde de bir yere yaptık. Yanlış hatırlamıyorsam bir okula yaptık. Bu faaliyetlerimiz yine devam edecek nasip olursa. Bir de lise son sınıf öğrencilerinden İstanbul'a daha önce gitmemiş, İstanbul'u görmemiş, maddi imkanı olmayan başarılı öğrencilerden her ilçeden bir öğrenci dedik. Çorum'dan da bir öğrenci olacak şekilde valilik, il milli eğitim ve Çesiyat olarak öyle bir organizasyon yaptık. Bu öğrencileri İstanbul'a götürdük. İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Boğaziçi Üniversitesi'ni gezdirdik. İstanbul Üniversitesi'ni gezdirdik. İstanbul Üniversitesi'nde konferans yaptık orada. Böyle bir organizasyonumuz oldu. Öğrencilere gerçekten bu işin çok faydası oldu. Bu tip organizasyonlara devam edeceğiz nasip olursa. Tabii biz amacımız işte memleketimize nasıl faydalı olabiliriz? Hemşehrilerimize nasıl faydalı olabiliriz? Çesiyat olarak ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl köprü olabiliriz? Onun derdindeyiz. Şimdiye kadar Çesiyat olarak gerçekten Çorum'la İstanbul arasında hemşehrilerimize köprü olduk. Bundan sonra da köprü olmaya devam edeceğiz nasip olursa. Bu arada ben size bir müjdeli haberi de vermek istiyorum. Konfederasyonumuz kuruluyor. ÇORKOM, kısa adı ÇORKOM, Çorumlar Konfederasyonu. Bunun içinde işte ÇORDEF var, Çorum Dernekler Federasyonu, HİTİT Dernekler Federasyonu var. Tabi bunların bütün illeri yani Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, işte Osmancık Dernekler Federasyonlarımız var. Bütün federasyonların bir araya geldiği bir konfederasyon oluşuyor, ÇORKOM. Biz de Çesiyat olarak o oluşumun içinde varız, olduk. ÇEKVA'da bu konuda ev sahipliği yapıyor. Ben aynı zamanda ÇEKVA'nın yönetim kurulundayım, yönetim kurulu üyesiyim. Orada da görevimiz var. Dolayısıyla İstanbul'da güzel şeyler oluyor. Hem şehirler bir araya geliyor yavaş yavaş, toparlanıyorlar. ÇORKOM'da eğer bitmiş olursa inşallah tek çatı altında bütün derneklerimiz, federasyonlarımız toplanmış olacak. Biz de o çatının içinde olacağız Çesiyat olarak nasip olursa inşallah. Onun dışında başka tabii biz bu faaliyetleri öğrenci kardeşlerimizle konuşuyoruz. İşte yönetim kurulu üyelerimizle konuşuyoruz. Hemşehrilerimizle konuşuyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Yani Çorum'a faydalı ne iş yapabiliriz? Hep bunun peşinde olduk şimdiye kadar. Tabii bu arada bizim öğrencilerimiz dernek merkezimizde her hafta cuma günü çay günleri yapıyorlar. Cuma günü akşam saat 7'de toplanıyorlar. Gönüllü geliyorlar tabii arkadaşlar buraya. Yaklaşık 40 ya da 50 öğrenci toplanıyor. Orada çay, muhabbet, sohbet yapıyorlar. Kaynaşıyorlar kendi aralarında. Orada tabii sadece kaynaşmayla kalmıyor. Projeler de üretiyorlar. Biz o projeleri destekliyoruz. Bu anlamda sizin de hani ya şu projede olursa iyi olur, memleket adına, Çorum adına faydalı olur diyeceğiniz projeler varsa o projeleri de açığız, yapmak istiyoruz. Çünkü işin enteresanı İstanbul'da biz gerçekten gurbet hayatını yaşıyoruz. Yani Ankara İstanbul gibi değil, Ankara Çorum'a yakın olduğu için çok fazla gurbeti hissettiklerini düşünmüyorum. Ama biz İstanbul'da birebir gerçekten gurbeti yaşıyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla dayanışmaya, kaynaşmaya ve projeye daha çok ihtiyacımız oluyor. Ve şimdiye kadar da bunu sağladık. İstanbul'da mümkün mertebe sağladık. Bizim lobimiz eksik İstanbul'da.
Çorum lobimiz gerçekten, tabii CESİAD bu konuda bir şeyler yaptı şimdiye kadar. Sağ olsun İbrahim Başkanımızın başkanlığı döneminde de yaptı. Geçmişte de yaptı. Fakat hala bu anlamda istediğimiz yerde değiliz. Diğer memleketler gerçekten işte memleket geceleri yapıyorlar. Koca koca salonları dolduruyorlar. Biz bundan sonraki süreçte bu Çorumlar gecesini geleneksel hale getirmek istiyoruz. Salonları doldurmak istiyoruz. Geçmişte İbrahim Başkan'ın başkanlığı döneminde Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapıldı Çorumlar Gecesi. Çok da verimli oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah bunları gerçekleştireceğiz. Çorumlar Gecesi gerçekten bizim için önemli bir faaliyet. Yani 7000 kişi ya da 10.000 kişinin bir arada olduğu bir gece nasip olursa olacak. Yavaş yavaş lobi oluşturmak istiyoruz. Yani biz tabii CESİAD olarak hep partiler üstü olduk. Bundan sonra da öyle olacağız. Partiler üstü olduk, cemaatler üstü olduk. Bütün partilere eşit mesafedeyiz. Hiçbir partinin şimdiye kadar boyunduruğu altına girmedik. Bundan sonra da girmeyeceğiz zaten. Herkese eşit mesafedeyiz. Hangi partiden olursa olsun, herhangi bir hemşerimiz bize geldiğinde biz hep ona destek olduk. Adaylık konusunda CESİAD olarak genel merkezlerine fakslar gönderdik. Diğer dernekleri koordine ettik, organize ettik. O adayımız, o hemşehrimiz aday olsun diye gayret ettik, çalıştık. Bundan sonraki süreçte de öyle olacak. Çünkü bizim derneğimizde bütün partilerden arkadaşlarımız var. Bizim çünkü önceliğimiz hemşehri olması, Çorumlu olması, Çorum'a nasıl faydalı olabiliriz, onun peşindeyiz. Şimdiye kadar hep onu ön planda tuttuk. Bundan sonra da onu ön planda tutmaya devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim ekleyeceğimiz, çıkaracağımız bir şey var mı başkanım? Necati abi, Ahmet Çağrı, var mı ekleyeceğimiz? Yani, var herhalde. Birkaç bir şey. Önce kendini tanıtırsın. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bizi kırmayarak davetimize icabet ettiniz. Ben Ahmet Cihat Yıldız. CESİAD Yönetim Kurulu üyesiyim. Ben de öğrencilik hayatım boyunca CESİAD'dan 4 yıl boyunca burs aldım. Burs alarak okudum. İstanbul Marmara Üniversitesi mezunuyum bu arada. 4 yıl boyunca CESİAD'ın maddi manevi tüm desteğini gördüm. O yüzden de mezun olur olmaz ben de CESİAD'a nasıl katkı sağlayabilirim, nasıl bünyesinde kalabilirim? Hep bunun telaşında ve arayışında oldum arkadaşlarımla beraber. Ve çok şükür ki hala bünyesindeyiz. CESİAD başkanımızın da belirttiği gibi sayısız güzel işleri imza attı ve bundan sonra da çok daha iyi şeylere imza atacak hızla. Şöyle şimdi mesela bu senede 100'ün üzerinde bursiyerli öğrenci arkadaşımız var. Onların gerek burs gerek barınma tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik destekler sağlıyoruz. Bunun içerisinde mesela öğrenci kulüpleri kurduk şu anda bursiyer öğrenciler arasında. İngilizceye yatkınlığı olan, İngilizce yeteneği olan arkadaşlarımızla ayrı bir grup kurduk. Speaking Club'lar yapıyoruz. Orada İngilizce tartışmalar, İngilizce aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Onun dışında bilgisayar ve yazılıma ilgisi olan arkadaşlara ayrı bir grup kurduk. Onlara da yazılımı anlatıyoruz. Yine bilgisayar mühendisi olan bir arkadaşımız, CESİAD'lı arkadaşımız onlara Python yani bir yazılım eğitimi veriyor. Bu şekilde böyle aktiviteler kurarak yani böyle boş sadece tabela derneği olmanın dışında ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz öğrencilere, CESİAD'a, Çorum'a, Çorum İstanbul arasında nasıl köprü kurabiliriz hep bunun telaşındayız. Hani CESİAD'a buradaki birçok kişi de hani aşinadır. Onun için çok da anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz da zaten inşallah daha da iyi göreceksiniz. İyi ki CESİAD var diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Soru varsa, soracağınız konularla ilgili ben soru alabilirim. Yoksa çayımızı, muhabbetimize devam edebiliriz. Ama sorular kolay olsun tabii. Yani zor sorular olmasın. Ya da eklemek istediğiniz şeyler varsa mikrofon burada. Başkanım belki senin söyleyeceğin şeyler vardır. Hepinize iyi akşamlar.
Ben öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz gerçekten İstanbul'da Çorum hasretiyle yaşayan insanlarız. Çünkü bizim doğduğumuz, doyduğumuz topraklar bu topraklar. Dolayısıyla bize bir vazife düşüyor. Biz de o vazifeyi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara mutlak surette bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Daha artı ne koyabiliriz, ne yapabiliriz? Hep onun peşindeyiz. Çorum'un havasını teneffüs eden, bu topraklarda doğan, bu topraklarda yetişen herkesin mutlaka amacı budur diye düşünüyorum. Bizim tek eksiğimiz birlik ve beraberliği sağlamakta. Komşu illerimize göre veya diğer Türkiye'nin diğer illerine göre çok geride olduğumuzu düşünüyorum. Çok eksiğimizin olduğunu düşünüyorum. Onun için kenetlenmemiz gerekiyor. Birlik ve beraber içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Biz bu ünsiyeti insanlarımız arasındaki bu yakınlaşmayı sağlayıp bu birlikteliği gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Bey'e ben bir sorum olacak da, siz havaalanı konusunda ne düşünüyorsunuz? Gerekli mi Çorum için? Şimdi havaalanı bizim, sadece havaalanı değil, bizim Çorum'un o kadar çok eksiği var ki hizmet konusunda. Havaalanı bunun en başına geliyor. Yani Merzifon havaalanındaki yolcuların %80'i en az Çorumlu. Belki daha fazlasıdır yani en az %80'i Çorumlu. Dolayısıyla Çorum'da havaalanı kesinlikle olması gerekiyordu. Hala gerekiyor. Yani çok da geç kalmış değil bence. Çünkü altyapısı da vardı zaten. Hani çok masraf edilecek bir şey de yoktu ortada. Kesinlikle yapılması gerekiyordu havaalanının. Bir şey daha son zamanda gelişti. Yozgat'a havaalanı yapılacağı ortaya çıktı. Ya bu gerçekten Çorum açısından facia bir şey yani. Gerçekten çok acı bir durum. İşte gerek demiryolu olsun, gerek havaalanı olsun, gerek başka ulaşımlar olsun. Yani şu an Türkiye'de 15. sıradayız ihracatta, yanlış hatırlamıyorsam. Hatta geçen bir bilgi yarışmasına da konu oldu. Samsun, Adana, başka hangiydi? Eskişehir. Eskişehir, Samsun, Adana, Eskişehir. Hepsi büyük şehirler. Hepsinden öndeymişiz ihracatta. Fakat havaalanımız yok. Yani bu gerçekten çok acı bir durum. Bizi de çok üzüyor. Geçmiş dönemdeki arkadaşlarımız çok mücadele ettiler. Ben Çesiyat'ta tabii geçmiş dönemde başkanlık yaptım. Bir ara başkanlığı bıraktım, yönetimdeydim. Geçmiş dönemdeki başkanlarımız gerçekten çok uğraştılar. Çok mücadele verdiler. Sağ olsunlar. Havaalanı olsun, yapılsın. Çesiyat olarak bu mücadele verildi. Fakat bir türlü olmadı, nasip olmadı. Bu bizim için çok üzücü bir durum. Bu anlamda gerek havaalanıyla ilgili, gerek başka hizmetlerle ilgili daha ne yapabiliriz? Yani elimizden ne gelebilir? Onu da bilmiyoruz doğrusu. Bu konuda bize düşen ne varsa yapmak isteriz. Çünkü geçmiş dönemde yapıldı. Bundan sonraki süreçte de sadece havaalanı değil, başka hizmetlerin de ben eksik olduğunu düşünüyorum Çorum'da. Yani Çorum'un hizmetler konusunda ve yatırımlar konusunda hak ettiği yerde olduğunu ben düşünmüyorum. Çok daha şeyler yapılabilir, olabilir, olmalı da kesinlikle. Bizim Çorum'un farkı herhalde biz Anadolu toprağı olduğumuz için gerçekten mülayim insanlarız. Yani itirazcı değiliz, bir Karadeniz insanı gibi, bir Trabzon, bir Rize insanı gibi değiliz. Yani biz İstanbul'da olduğumuz için hep şahit oluyoruz, görüyoruz yani oradaki işte Ordu insanlarını, Trabzon, Rize insanlarını görüyoruz. Gerçekten söke söke alıyorlar yani saldırıyorlar, gerektiğinde kavga ediyorlar. Yani biz o yapıda değiliz herhalde bir Anadolu insanı olarak, kavgacı bir yapımız olmadığı için, mülayim olduğu için sesimiz çıkmayınca yukarıdakiler de diyor ki tamam bunların sesi çıkmıyor ne de olsa deyip tahmin ediyorum öyle kafalarına göre takılıyorlar tabiri caizse. Yani Yozgat'a havaalanı olup da Çorum'a havaalanı olmaması kafalarına göre takılmaktan başka hiçbir şey değil ve israftan başka da hiçbir şey değil. Yani Yozgat'a havaalanı yapmak bence israftır. Yani toplasanız Yozgat, Tokat, Amasya,
üçünü toplasanız bir tane Çorum yetmiyor yani maalesef. Ama Çorum'da gerekli hizmetler yok. Bu bizim açımızdan çok üzücü. Bundan sonraki süreçte bize düşen ne varsa takipçisi olacağız nasip olursa. İnşallah. Başka soru var mıdır? Ne tane tavsiyeli? Söyleyeceğim bir şey var. Peki. Ayaklarınıza sağlık. Kapınıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz arada geleceğiz. Arada sizi davet edeceğiz böyle. Hep birlikte sohbet edeceğiz.